Herkese merhaba. Gene çarşamba günü, gene soru cevap günü. Geçen hafta sizlere glutasyon gibi, C vitamini gibi IV tedavileri hakkında bana sormak istediklerinizi lütfen yazın dedik ve sorularınızı topladık. Gelin biraz özet geçeyim sizlere. Herhalde hepiniz hastaneye gidip bir serum taktırmışsınızdır şimdiye kadar. İşte o serumun içerisinde ne koyduğumuz bu tarz konularda ne yapmak istediğimize bağlı. İşte anti-aging yapmak istiyorsak, enerjimizi yükseltmek istiyorsak, bağışıklığımızı güçlendirmek istiyorsak, glutatyon ve C vitamini vücudumuzdaki en kuvvetli antioksidan mekanizmayı çalıştıran elementler olduğu için herkese öneriyoruz o sebeple. Sağlıklı olan kişilerde haftalık 4 seans yapıp sonra aralarını açacak şekilde, işte ayda bir, 2 ayda bir verecek şekilde de tüketimine devam edebiliriz. Ama bir şeker hastasıysa 10-12 seans yapmamız gerekebilir hastamızın gibi protokolleri kişiye özel belirliyoruz. Biliyorsunuz ki glutatyon ve C vitamininde aynı şekilde evde kullanılabilen tabletleri mevcut. Şuraya evde güzellik sistemin görüntüsünü de bırakıyorum sizlere. Glutatyonun enterik kapsülleri, yani bağırsakta açılarak emilen kapsülleri sizin için faydalı olacaktır keza. Onda da minimum 2 ay günde bir tane tüketim öneriyoruz sizlere. Yanında da ekstradan tekrar C vitamini sandoz içebilirsiniz diye öneriyoruz sizlere. Peki bunlar haricinde başka ne gibi tedaviler var biliyorsunuz ki? IV olarak uygulayabileceğimiz bazı moleküller sınırlı. Bazılarının hepsini illa damar içerisinden vermiyoruz hastalarımıza. Ağızdan tablet olarak da veriyoruz. Yani bir yosun özü IV olarak dediğimiz serum içi formu yok mesela arkadaşlar. Ya da işte son zamanlarda yeni çıkan, eskiden bulunmayan IV formlar var mesela. Alpha-lipoic asit gibi, biotin gibi. Ya da IV tedavilerde yine kullandığımız işte bazı şarazyon tedavileri dediğimiz gibi vücudun asit alkali dengesindeki, pH dengesindeki bozuklukları düzeltmek için bir karbonat tedavileri gibi. Ya da işte hastalığı neyi hedefliyorsak, yani kondisyon arttırmak mı hedefliyoruz, yağ yakmak mı hedefliyoruz, işte zihinsel fonksiyon gelişimi mi, eklem ağrılarını gidermeyi mi, bunlara uygun yine başka koymamız gereken mineralleri, vitaminleri değerlendirecek şekilde karışımlar hazırlayabiliyoruz. Bunun bize etkisi ne oluyor? Evet, ben biliyorsunuz ki genel olarak aslında ameliyatsız estetikle, anti-agingle, yani gençleştirmeyle artı sağlıklı yaşam yönetimiyle ilgileniyorum. Çünkü vücudun daha genç, dinamik olabilmesi için içten de daha genç ve dinamik çalışması gerekiyor. O yüzden de vücudumuzdaki atık mekanizmasını, yani gündelik hayatımızda biz salgılamamız gereken miktarlar var. Bir de atmamız gereken toksinlerimiz var diye düşünün. Bu mekanizmanın her zaman dengeli çalışması gerekiyor. Özellikle de kronik hastalığı olan insanlar bilsinler ki ana tedavilerinin yanında bu tarz destek tedavileri almaları hem hastalıkların ona yaratabilecekleri olumsuz etkileri azaltmakta hem de hastaların ilerlemesini azaltmakta. Bazı hastalıklarda kullanılan medikal tedavinin dozlarını da aynı zamanda düşürmektedir. O yüzden kaynağa göre bu tarz tedaviler belirleniyor. Aynı boğazınızdaki geçirdiğiniz enfeksiyon tipine göre ya da idrar yolunda hangi enfeksiyonunuz varsa ona uygun nasıl bir antibiyotik ya da destek tedavi başlanılıyorsa bizim tedavilerimiz de bu şekilde oluyor. Gelin şimdi sizin sorularınızı yanıtlayayım. Bu tarz IV tedaviler kimlere yapılmaz denmiş. Aslında hani bunu glutatyon diye soruyorlar diye algılıyorum, glutatyon C vitamini diye. Şöyle ki, hasta eğer akut kronik bir kanser tedavisi dönemindeyse, yine böbrek yetmezliği varsa bu tarz konularda IV böyle tedaviler vermiyoruz arkadaşlar. İlgili branş hekimlerinin, yani onkologların ya da işte nefrologların o tarz hastalara bunları düzenlemesi gerekiyor. Onun haricinde glutatyon C vitamini 7'den 70'e uygulanabilen bir tedavi. Evet, biz çocuk hastalarımızı klinikte doz ayarı yapmıyoruz, kabul etmiyoruz. O yüzden 16 yaş üstü hastalarımıza klinikte glutatyon ve C vitamini gibi uygulamalar yapıyoruz. Dediğim gibi doz ayarında hastalığına göre, kişinin hani diğer sağlık parametrelerine göre değişiklikler var. Ama çok da fazla aslında yapılmaması gereken durumların sayısı çok az. Az önce bahsettiğim gibi bir böbrek yetmezliği gibi, bir akut kanser tedavisi gibi durumlarda sadece yapılamaz. Öteki türlü bir bulaşıcı hastalığı olması, başka kan hastalıkları olması, bunların diğer bazı işlemlerde bunların da önemi vardı biliyorsunuz. Ya da gebeliğinin olması, bunlar etkilemiyor arkadaşlar. Ya da emzirme döneminde olması, bunlar etkilemiyor.
Ağızdan hap olarak almakta damardan almanın en önemli farkı nedir? Aslında etkileşim ve doz miktarı. IV tedavi uyguladığımızda biliyorsunuz ki sizin kendi kanınızda direkt o sıvıyla birlikte teması oluyor. Nasıl siz rahatsızlığınızın boyutu arttıkça o antibiyotiği, o ağrı kesiciyi, ateş düşürücüyü damar yolundan almanız ve yatışmasının daha hızlı olması gerekiyorsa, hap içtiğinizde biraz daha süreç ona göre devam edecek size. Yani hapın bittiği dönem genelde biliyorsunuz enfeksiyonlarla 1 hafta 10 gündür ya da bazı enfeksiyonlarla 2 hafta 3 hafta, bazılarında da 3 aya kadar antibiyotik ve diğer vitamin destekleri kullanılır. Aynı mantık. Kişinin aslında acil ihtiyacı varsa IV vermeyi öncelikle kabul ederiz. Ama kişinin rutin düzenlemeye ihtiyacı varsa tablet olarak da tüketmesi yine uygun olacaktır. Diğer sorumuz, hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Aslında şöyle düşünün arkadaşlar. Glutatyon ve C vitamini konusuna dönecek olursak, işte bağışıklığımız, yani işte bu enfeksiyonlardan korunma, enerjimizin daha yüksek olması, yine alerjilerimizin daha iyi geçmesi, işte cilt rahatsızlıklarımızın, döküntüler, kaşıntılar, işte lekeler özellikle daha iyi açılması, genel olarak vücudumuzda canlılık hissetme, yine genel olarak vücuttaki dolaşım sistemimizin daha kaliteli olması gibi, yani glutatyon ve C vitamini o sebeple hücreler arası dediğim gibi antioksidan mekanizmasını etkilediği için, yani vücudunuzun bir nevi nefes alması açısından en önemli supplementerlerdendir. Glutatyon ve C vitamini vücuttaki etkileri nelerdir? Bunu az önce cevapladım. Alfa lipoyu zayıflamakla ilgili bir şey mi? Aslında son zamanlarda bu konuları çok duymuş olmanız lazım. Omega 3'ler, Q10'ler, alfa lipoik asitler, beta glukanlar, yani bir sürü aslında etken madde var. Bir etken madde hiçbir zaman tek bir tane konumlandırmayla anılmaz. Hani birinci en çok yaptığı iş, ikinci en çok yaptığı iş gibi bir konumlandırma vardır. Zayıflamadan konuşacaksak aklımıza ilk önce L-karnitin grubu şeyler gelir arkadaşlar. Kafeinler, L-karnitinler, bunların hani başka probiyotiklerle birleştirilerek hazırlanan supplementerleri vardır. Yine evde güzellik sitesinden şuraya Fatex tableti koyuyorum sizler için. Ama alfa lipoik asidi direkt hani zayıflamaya yönelik düşünmemeliyiz aslında. Genel olarak damar sağlığımızdan tutun, yani yine vücut rejenerasyonu açısından en önemli malzemelerden bir tanesidir. Alerji ya da yan etki olur mu? Siz de biliyorsunuz ki bir domatesin bile size 40 yıl alerji yapmayıp 40. yaşınızda alerji yapma riski var. Ya da kullandığınız bir ağrı kesicinin daha önce yapmayıp sonradan yapma riski var. Ya da ilk yapıldığında bile riski var. Tabii ki bu sebeple bunlar klinik şartlarda yapılması gereken tedaviler. Dolayısıyla ben doktor olarak hemşirem yine başında duracak şekilde hastada eğer ki damar yolundan bu işlem devam ederken bir kızarıklık, döküntü ya da nefes problemi ya da çarpıntı başka bir şey oluyorsa stoplayıp müdahale edebiliyoruz hastamıza. Ama şunu söyleyebilirim, bu tarz supplementerlere gözüken alerji riski gene normal rutin hayatınızda kullandığınız bir ağrı kesiciye, bir antibiyotiğe gözüken alerji riskinden çok daha düşüktür. Ama tabii ki bünyesel olarak alerji riski vardır ama ben şu ana kadar glutatyon ve C vitamini verdiğim bir hastamda alerji gelişmedi. Bunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Sizlerin de hala soruları varsa yanıtlamamı istediğiniz lütfen yorumlara ekleyiniz. Bu konular hakkında tedavi fiyatı ve bilgisi almak istiyorsanız da 0539 15 69 31'den klinik hattıma ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın diyorum. Kendinizi hiçbir zaman ihmal etmeyin diyorum. Bir sonraki haftanın konusunu bir sonraki videoda tekrar söylüyorum. Bu sefer yine estetiğe top atacağız. Hem de değişik bir estetiğe. Görüşmek üzere, hoşça kalın.